sonra sanat. Önce insan, sonra Önce sanat. insan. Biz hocamla başladık bile sohbete, hayranlık duyduk gerçekten İlham evet, Gencer'e. Evet, evet, ben... Yani maşallah, maşallah. Siz de öyle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Ne güzel. Sizin her geldiğiniz gün biz çok çok iyi oluyoruz. Ay canım, sana teşekkür ederim. Bu yazın artık en sıcak zamanları, ama bir taraftan da Kurban Bayramı'na çok az bir zaman evet, kaldı gelecek evet, hafta. Bir hafta sonra bayram. İnşallah hak edelim, inşallah. İnşallah. Ramazan Bayramı ile ilgili de sohbetlerimiz olmuştu. Hani evet, zaten yine programımıza katılmışsınız, ama kurbanın farkı ve önemini sizinle konuşmayı çok istedik. Çok mühim. Kurbiyetle alakalı. Yani bu alem yakınlıkla alakalı bir şey. Hatta bir öteye gidip yakin olmak. Yakin yakından olmak, da öte olmak. Şimdi Hazreti İbrahim'de yakınlık mesafesi var. Çünkü nefsini kurban ediyor. İsmail onun nefsi. Yani orada anlatılmak istenen, neye aşırı düşkünlüğün varsa onu kurban etmedikçe yakin olamazsın. Ha, peygamberde ise artık kurban edecek bir şey kaldı. Öyle bir hal alıyor ki ona istirak diyoruz. İstirak, arıyı düşünün, bala batınca arının hareketi olur mu? Olmaz, balın hareketi olur. Doğru. O Allah'la hareket ediyor. Ona artık yakin diyoruz. Yakının da ötesinde. Ama bu bayram şeyle başlayan, öbür bayramla başlayan, yani Ramazan bayramı ile başlayan bir terbiyenin son anı. Çünkü artık Allah bize diyor ki nefsini kurban et. Nefsini kurban et. O kadar kurban et ve güzelleş ki üçte birinden, senin varlığının üçte birinden sen faydalan. Kendi güzelliğinden. Diğer üçte birinden halk yakınlık kurmak için faydalansın. Diğer üçte birinden de manevi fakirler faydalansın. Maneviyatı anlamayanlar, o birliği kuramayanlar sana bakıp bu ne güzel, ne rahat, ne her şeyden memnun insan desinler. İşte bu yakınlığın kurulduğu günlerdeyiz. Biraz yanlış mı algılıyoruz sizce Kurban Bayramı'nı? Sadece işte telaş başlıyor. Evet, biz de yapıyoruz haberleri, işte kurban haberleri. Kaçan koyunlar, kaçan danalar, hani işin birazcık bazen magazin tarafı da elbette oluyor. İşte gülümsediğimiz zamanlar oluyor falan, ama son dönemde gerçekten böyle bir sadece kurban kesmekmiş gibi algılanan bir durum var. Yani ben kişisel olarak bunu böyle görüyorum. Siz nasıl görüyorsunuz? Hayır. Biraz artık şeyi anlamıyor muyuz gerçekten ne olduğunu? Biz hiçbir şeyin iç yüzünü çok anlamak istemiyoruz. Bize zor geliyor. İç yüzüne uymak zor geliyor. Eskiden biliyorsunuz... Yapıvereyim de gitsin diyoruz. Ha, hemen. Ama bakıyorsunuz Kur'an-ı Kerim'e anlatılan her hikayede beni anlatıyor. Mesnevi öyle. Mesela Yusuf suresini şimdi ben yazıyorum. Yusuf, bakıyorum ki benim kalbim. Yakup benim ruhum. Başka biri anlatılmıyor. Ben kalbimi karanlığa gömmüşüm. Zindanda bırakmışım. Onun için kötü huylarım azmış. Kötü kardeşlerim azmış. Yani böyle bakmaya başladığınızda, tamam, şeklen çok önemli kurban kesmek tabii evet, ki. Çünkü o kurbanda şehit oluyor. Şehit oluyor ve size karışıyor. Yani insanlık makamına yükseliyor. O başka bir şey. Fakat sen kurbanı kesmişsin, yemişsin, şeriata göre dağıtmışsın, çok mühim de. Bunların ötesinde kendi nefsinden hiçbir fedakarlık etmediysen bayram olmuyor. Kurban oluyor, bayram, bayram olmuyor. Bayram olması için bütün bu hallerin toplanıp aynı mevkide, çünkü bayram topluluğun birleşmesi demek. Doğru. Aynı anda birleşmek. Yani Allah'a yakınlıkta birleşmek demek. Nefsi vermedikçe nasıl birleşeceğiz? Biz bir de artık bayramları tatil olarak görüyoruz. Evet. Yani evet, memleketlerine gidenler var aileleriyle birlikte olmak için, ama bir taraftan da ya işte zaten bütün yıl uzun uzun çalışıyorum. Birbirimize WhatsApp'tan mesaj atıyoruz. Bayram mesajı, toplu mesajlar gönderiyoruz ve tatil yapıyoruz.
bayramlarda. Neden biliyor musunuz? Ben tatile çok taraftarım. Fakat biz yaşamanın hakiki zevkini unuttuk. Yaşamak, büyükleri memnun etmek, hastalara gitmek, başkalarına faydalı olmak. Harvard Üniversitesi'nde bir araştırma yapılmış. Ve araştırmanın sonucunda mutluluğun tek çaresi 20 yıl gazetelere geçti. 20 yıl araştırmanın sonucunda mutluluğun tek çaresinin başkalarına hizmet etmek oldu. Ya. Kendi nefsimize değil, başkalarına hizmet etmek olduğu anlaşılmış. Şimdi ben tatile nefsime hizmet etmek için gittiğimde orada mutlu olabilecek miyim? Önce birisine hizmet etsem, büyüğümün elini öpsem, onu memnun etsem de öyle gitsem huzurlu ve mutlu, çok daha mutlu olmaz mıyım? Aslına bakarsanız her dakikamızı hizmetle geçirmek doğru. Lazım. Bunun için tatil engellenmesine gerek yok. Konuşurken bile işte dedikodusal, başkalarını kötüleyen şeylerden uzak durup ama beni onlar ilgilendirmez, ben kendime bakayım. Çünkü diyor ki Allah-u Azimüşşan, başkalarında gördüğün hatalar senin hatadır. Doğru. Ayna değil mi? Başkası yok. Ben şeyi de çok sevmiyorum. Benim haşa sevmiyorum lafını da sevmiyorum da. Ötekileştirmek. Ötedeki tekin var senin. Ya. Öteki yok. Ya. Öteki diye biri yok. Herkes senin bir aksin. Sen başlı başına bir alemsin. Onun için bu idrakla yaşamak ancak insanı mutlu ve huzurlu kılar. Cennete hazırlar. Sizin görüşünüzü ve söyleyeceklerinizi gerçekten bu konuda merak ediyorum. İşte son dönemde özellikle Kurban Bayramlarında bunu vahşet olarak adlandıranlar olabiliyor. Bazen hayvan hakları savunucuları buna karşı çıkabiliyorlar. Diyorlar ki işte kurban kesmeyin ama işte yardım edin. Tutuyor mu yerini ya da ne söylemek gerekiyor? Şimdi biz eskiden ölüme böyle bakmıyorduk. Evet. Şimdi ölümü hani bir felaket gibi görmeye başladık. Hayvan ölümü olsun, insan ölümü. Biz eskiden evlatlarımızı askere gönderirken kınalardık. Doğru. Şehit olsun inşallah diye. Ya. Ben öyle yolladım evladımı. Çünkü şehadet kadar büyük bir lütuf olamaz. İnsanlık makamına yükselmek demek. Beşer geldik insan olmak ve bunu gayret etmeden yapmak demek. Çok yüce bir makam. Şimdi biz insan ölümünü bile böyle karşılarken Hazreti Ali'ye sormuşlar. Öldü ne yapalım? İyiyse ne mutlu ona. Kötüyse de dünyaya ne mutlu. Kalanlar rahat etti diyor. Yani her ölümde büyük bir lütuf vardır. Şimdi insan ölümünü bile böyle karşılarsanız hayvanın ya da yediğimiz lokmanın feda oluşunu, onun insana karışması ve insana güç vererek hayvanlıktan insanlık seviyesine yükselmesi diye düşünmeye başlarsınız. Böyle baktığınızda ama tabii öldürüş şekli çok önemli. Tabii. Allah ona çok kesin kurallar koymuş. Evet. Yani hiç canını yakmayacaksın. Evet. O şekilde. Bir de tabii bakıyorsunuz buna vahşet diyenler canlı canlı istakozları kaynar sularda öldürüyorlar. Ah diye sesinin çıktığını duydum ben bir keresinde. Ya. O bakımdan yani her şeyi birden algılamak lazım. Hı hı. Vahşet aslına bakarsanız nefsi verememek, kötü huyları verememek ve bu dünyaya gelmekten maksadını hasıl edememek demektir. Mevlana'nın çok güzel bir hikayesi var. Teyzem kanser geçirdiğinde 1960 yılında, o zaman kanser büyük bir hastalıktı. Annem gitmiş İzmir'e koşarak bakalım derviş nasıl karşılıyor diye. Elinde mesnevi, gülerek şöyle diyormuş teyzem. Meşgulicim bak Mevlana bana ne diyor. Nohut haşlanırken acıyla yukarı doğru sıçrar. Sıcak sudan dolayı. Ahçıbaşı olan hoca, mürşit yahut peygamber efendimiz aslında o nohutun başına vurur ve onu iyice sıcak suyun içine iter. Daha çok haşlansın diye. Sonuçta ne olur? O pişer. Evet. Ve onu insan yer, artık nohutluğu kalmaz. Kalmaz. Nohut insan olur. İşte onun için burada feda edilen her şey
insan olmak içindir. Gerek şekliyle, gerek maneviyatıyla. O yüzden vahşet yapmamak lazım. Kurallara uymak lazım. Şeye de çok hürmet ediyorum. Yani ben bunu görmek istemiyorum diyen de muhakkak fakire bağışlasın. Birçok yer var şimdi. Doğru. O da bağışlasın. O da çok haklı. Hı hı. Yani herkesin bir algısı var. Herkesin algısına hürmet etmek lazım. Bu önemli. Tasavvuf bu demek. Hı hı. Yani Mısır Niyazi Hazretleri diyor ki bu dünyadan baktım. Bu şaki, bu sayit dedi. Bu kötü, bu iyi dedi. Öbür alemden baktım. Sayit zannettiklerimi şaki, şaki zannettiğimi sayit olduğunu. Hakikat aleminden baktım. Herkesin Mevla olduğunu gördüm. Ya. Çünkü herkes yapması gerekeni yapıyor. Başka bir şey yapmıyor. Ya. Çok klasiktir ama gerçekten öyle. Bu özellikle bayramlarda. Ben hep onu söylerim işte bayramlarda. Ölümlerde, cenazelerde, hastalıklarda öyle küslükler onlar bunlar olmaz. Hiç. Artık böyle şeyler hele ki aile arasında. Sonuçta beşer şaşar diyoruz. Hepimizin hataları olabiliyor, onlar olabiliyor. Özür dilemeyinin çok büyük bir lütuf olduğunu düşünüyorum. Karşı taraf için de insanın kendisi için de öncelikle ama bazen kendi nefsimize de yenik düşebiliyoruz ve o küslük dediğimiz şeyi devam ettiriyoruz. Ne kaybettiriyor o bize? Çok şey. Çünkü günde beş vakit Allah'a... Mesela hastalık oluyor, gitmiyoruz hastalandığında. Çok yanlış. Çünkü günde beş vakit Allah'a diyoruz ki, Allah'ım ben senin bir kulunu bile affedemiyorum. Sen de beni affet. Ya. Yani her an bizi affeden bir Allah var ortada. Her an hata yapıyoruz ve her an gel kulumsun, hata yaparsın. Affı ilahi günaha aşıktır diyor hocam. Hı hı. Yani öyle bir Allah var. Ben onun kulunu affedememek ne demek? Ya. Bu fırsatlar, Ümre'ye gidiş, hacca gidiş, bayramlar, kandiller. Bu birbirimizi kabul etmek ve aff dileyerek gitmek için birer fırsattır. Ve bu kamburla öbür aleme gitmeyelim. Günah. Ya. Yani bu bir kambur. Diyelim ki var işte biri var evet, ben de bir hata yapmışımdır bana kızmıştır küsmüştür özürümü dilemişimdir ya da ben adımımı atmışımdır yine de benim zor günümde de iyi günümde de gelmez affetmez. Akrabamdır affetmez onu yapmaz kendimi kötü hissetmeli miyim artık Hayır. O noktadan sonra siz özür dilemekle İşi bitirdiniz. Hmm. Allah sizi affetti. O affetmemekle o yükle gidecek. Hmm. Bir de onun hesabını verecek. Ya. Günah. Ona günah. Ona günah. Ona günah. Onun için buyurduğunuz gibi özür dilemek, af dilemek o kadar büyük lütuf ki. Benim bir duam vardır. Her gece ederim onu. Ya bize de söyle. Derim ki Allah'ım bana kötülük etmeye edene iyilik etmeyi bana nasip et. Bundan inanın daha büyük bir zevk düşünemiyorum. Ya. Allah çünkü ilişkiniz Allah'la olursa kulun önemi kalmıyor. Şimdi siz kötülük edene iyilik ederek Allah'ınıza diyorsunuz ki Rabbim benden memnun musun? O da diyor ki o iyilik fırsatını da sana veren benim. Demek ki senden memnun. Hale bakın. Ya. 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 Onun için her şey Allah'ın bize ihsanı ve lütfudur. Bir tane öğrencim hapiste kaldı da bir sürede. Herkes çok üzüldü aileye işte bilmem ne bilmem ne. Bana yazdığı mektuplarda diyor ki ben diyor Allah'ın büyük lütfuyla hapisteyim. Hazreti Yusuf'a eşlik ediyorum. Ve diyor sabretmeyi öğrendim. Ama diyor Allah'ın elbisesi olan sabır elbisesini giyinip de benim elbisem diye çıkamam. O Allah'ın elbisesi. Bana lütfu başka bir şey. Ha, yani yaşadığımız hepimizin çektiği işte şeyler var. Herkesin ayrı bir sınavı var bu hayatta. Bunu kullanmak işte ben de ah ah ben neler çektim neler yaşadım mı yapmak aslında o yaşadığın acıyı hemen sıfırlayan ve geride bırakan bir şey anladığım kadarıyla değil mi? Evet. O da. Yani şu var ki Allah
Hapishaneyi bile cennet haline getirebiliyor insana. Yani kötülük diye bir şey yok. Şer diye bir şey yok. Sıkıntı diye bir şey yok. Cehennemimizi kendimiz yaratıyoruz. Doğru. Bakış açımızla. Ay, ay işte bana bu yapılmalı mıydı? Ay bana yapılmalı. Çocuk orada bunu diyor. Yani sabrını seviyor ve birisi görüşmeye gitmek istemiş. Gelmesin, ibadetimi engeller. Ben çok mutluyum burada. Bu derecede cehennemi cennet görebilme kabiliyetini Allah kuluna verdiyse biz niçin her şeyi cehennem yapıyoruz? Doğru. Şuradan çıkıyoruz, arabaya biniyoruz. Ay bu trafikte nasıl gideceğim? Belki o trafikte... Ay hava çok sıcak. Ay hava çok sıcak. Ay, onu çok iyi hatırlıyorum. Anacığım Allah rahmet eylesin. Maaş almaya çok erken giderdi. Biz ikimiz de memur, 3 aylık alacağız. İkimiz de erkenden gitmişiz. Saat 7.30'larda, 9-8.30'da açılıyor şey. Gişeler. Oturduk, çok sıcak bir gün. Biz de zor yürüyordu annem. Oraya oturduk banka. Bir hanım geldi, tatlı bir hanım. Şekerim dedi anneme. Kışın dedi, bu yazı özleyelim diye ne kadar yalvardık Allah'a. Bak nasip oldu çok. İşte bu bakış açısı. Bakış açısı. Yani çok şükür ki 4 mevsimi yaşayan bir ülkede yaşıyoruz. Doğru. Hep sıcak olsa ne yapacağız? Doğru. Hep soğuk olsa ne yapacağız? Güneşi görüyoruz. Doğru. Allah'ın nuru ilahisini idrak ediyoruz. Bundan daha büyük lütuf mu olur? Ya anne duydun değil mi? İzliyorsun anneciğim. Bak bunları senin için sordum. Estağfurullah. Yok gerçekten annem geçen gün bir ameliyat geçirdi üst üste ikinci omurilik ameliyatını. Ay canım. Ama anneme onu söylüyorum. Ay şükürler olsun çok iyi ama dedim ki bak bunu sen istedin. Sen istedin. Artık bol bol yürüyüş zamanı. Evet. Çünkü hep böyle yapıyordu. Şimdi biraz dedikodunu sanki yapıyormuşum gibi anne ama hakkını helal et. Hürmetler ediyoruz. Böyle yapıyordu. Ay hiç evden çıkasım yok, hep yatasım var. Evden. Allah onu bir yatırdı 5 ay boyunca o omurilik ameliyatıyla birlikte. Şimdi ikinci ameliyatı ne oldu? Şimdi şey diyor, bir an evvel iyileşeyim de torunlarımın yanına geleyim. Ay canım. Ya. Ben de anacığımı o zaman Allah rahmet eylesin. Çok ağır iş. O zaman diz ameliyatları daha yeni başlamış. Çok ağır bir ameliyattan sonra bir fizik tedavi oluyor. Ama nasıl ağır, nasıl acılı. Ondan sonra doktor da geliyor. Diyor ki hanımefendi ilk defa ah oh demeden bu tedavi yapan bir hanım görüyorum. Dedi ki bir gün dönüp, sevgili oğlum dedi. Tekrar yürüme lezzetine kavuşacağım. Nasıl ah oh derim. Ya. Yani büyük bir lütuf. İnsan yürü, ben de bir ağır hastalık geçirdim geçen sene. Evet. Yürüyememeyi görmeden yürümenin hakkı olduğunu zannediyor. Böyle bir hak yok. Doğru. Gözün görmesi hakkımız değil. Kulağın duyması hakkımız değil. Sabah kalkıp bütün bu organlarımız çalışıyor. Şükretmeyi bilmedikçe biz mutlu olamayız. Ya. Bunu mutlaka öğrenmemiz lazım. Bu çok önemli bir şey gerçekten. Çok, çok, gerçekten çok. Öyle. Bunu görüp o şükretmeyle birlikte ama çok önemli bir şey söylemişti annem de. Hatta babaannem de şimdi izliyordur. Babaannem de dedi. O yürüyememe durumuna gelince babaannem dedi ki ben dedi şimdi anladım dedi. Bizim de torunumuzun neler çektiğini demişti canım. Mesela orada. Ah canım. Yürümek isteyip yürüyememe durumunda. Canım. Şimdi dedi anladım. Bir daha dedi oğluma hiçbir şey söylemeyin demişti. Ya. İşte aslında onu görmek, fark etmek, kendi içindeki güzellikleri görüp devam etmek önemli. Her an şükür lazım. Evet. Benim cüce yeğenim vardı. Hep bahsederim. Evet. Çok genç öldü. Canım bir Allah sevgilisi böyle evli. Allah bir kızdı. Bir gün ona şikayet etmişler. Otobüste çok rahatsız edildim. Ay çok kötü bir gün geçirdim bile. Demiş ki keşke ben de binebilseydim. Ya. Yani nelerin insanlara bahşi olmadığını gördüğünüz zaman ancak kendinizdeki değerleri anlayıp şükretmeyi öğreniyorsunuz. Hani birçok kişi de o yok buyurduğunuz gibi siz tabii çok daha iyi biliyorsunuz. Yani Allah'ın büyük lütuflarının içindeyiz ama ben şükürsüz bir nesil görüyorum. Doğru. Şükürsüz. Yani onun için başında hiçbir sıkıntı çekmediği için hep ay
ay çamaşır makinesi bozuluyor, intiharı düşünüyor. Ya. Bulaşık makinesi bozuluyor, çocuğu 9 alıyor, o niye 10 değil diye kıyamet. Niye imtihandan bundan daha yüksek not almadı diyor. Halbuki ezeli takdirde zaten nereye gireceği doğru. belli. O gayretini göstersin, hakkında hayırlı yer nasip olsun. Aynen demek. Öyle. Aynen. İşte bütün bunları yapmadıkça, Allah'la ilişki kurmadıkça bu dünya kullarıyla ilişkiden insana mutluluk gelmiyor. Gelmiyor. Gel. İşte o zaman da yakin olamıyoruz. Evet. Değil mi? Evet. Buradan da oraya bağlar. Evet. Tamamen. O zaman da yakin tamamen olamıyoruz. Tamamen böyle. Bir, son bir soru. Dün de hatta çok güzel bir şef konuğumuz vardı. Biraz kurban etini saklamanın koşullarını da konuştuk. Şöyle bir şey de geçti işte. Dedi ki ben de hatırlıyorum çocukluğumda Ankara'da, ben de hatırlarım. Hala da o yüzden korkarım. Kıvırcık Ali'ye de bizim işte bir kasabımız vardı ve gelirdi o her kurbanda keserdi. Bir gün ben de tabii çocuklar orada olurdu. Anla kan sürülür falan gelenekleri var ya. Ben hala ne bakabilirim? Mesela ne de kurban eti yiyebilirim. Hı. Öyle bir travmam oldu. Hı. Ama görüyoruz ki kimisi bundan etkileniyor, kimisi etkilenmiyor ama nasıl davranmak lazım çocuklara ya da bunu nasıl anlatmak gerekiyor? Yani önce çocuklara ölüm konusunda çok rahatlatıcı davranmak hı. lazım. Yani bizimkiler mesela kardeşimin torunları var onlar. Böyle ölümü gayet rahat. Nene gitti. Ay onun gittiği yere biz de gideceğiz. Geçen gün bana diyor ki sen de yaşlısın artık öleceksin haberim var. Allah'ım tabii sağlıkla. Dedim ben de gideceğim. Ama üzülme sonra ben de geleceğim dedi. Yani bu idraki yavaş yavaş verirsek tabii direkt göstermek kan revan içinde çok doğru olmayabiliyor. Evet. Travma yaratabiliyor. Onların yeri ama çocuklarımız neler seyrediyor. Tabii canım. Affedersiniz ne birbirini öldüren dinozorlar, tabii. birbirini yiyenler, tabii. vahşetin zirvesini seyrediyorlar. Doğru. Onları seyrettirdikten sonra burada bunu seyrettirmemek çok komik oluyor. Doğru. Bence hepsini çok seyrettirmemek. Ve doğru anlatmak. Evet doğru anlatmak, güzellik, sevgi. Bir de yani orada hayvanın ne kadar büyük lütfa nail olacağını da anlatarak... O şekilde izah etmek lazım. Yani öyle düşünüyorum. İşte bütün bunlar tasavvuftan geçiyor. Doğru. Onun için de Allah tasavvufla hemhal etsin. Global bir lisan diyorum ben. İslam'ı böyle iç manasıyla anlatmak lazım inşallah. Hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Şimdiden bayramınız mübarek olsun. Sizin de canım. Çocuklarınızla inşallah. Çok teşekkür eşinizle. Ediyoruz geldiğiniz için. Ama biz zaten her ay en azından bir kere mutlaka buluşuyoruz, şükür. Görüşüyoruz. Birbirimizi özledikçe kavuşuyoruz çok bence. Şükür. Çok şükür. Şükürler çok olsun. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ağzımızın tadı, gönlümüzün huzuru bol olsun. Ay sizinle canım. Birlikte olmuş canım, oldum sağ bugün. Allah çok razı sağ olun. Olsun. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Mutasavvuf yazar araştırmacı Cemal Nur Sargut bizimle beraberdi. Kurban Bayramı'nı konuştuk, hayatımızı konuştuk. Çocukları yine aslında işte bu alemi ve sonraki alemlere bakarak da konuşmaya çalıştık. Size de çok teşekkürler bugün bize eşlik ettiğiniz için. Bu bayramdan önceki son çıkış gibi bir şey. Bayramda gelecek hafta cumartesi pazar için sizden küçük bir izin rica ediyoruz. Ama sizin için çok güzel programlar hazırladık. Harika röportajlarımız var. Onları da bayram boyunca Haber Global'de izleyebilirsiniz. 17 Ağustos'ta biz yine canlı yayında burada olacağız. Cumartesi sabahında görüşmek üzere. Şimdiden iyi bayramlar ve her zaman olduğu gibi kapatıyoruz. Unutmayın, rüyalarınızın gerçekleşmesi için önce uyanmanız gerekir. Günaydın efendim. Hoşça kalın.